Merhaba sevgili yengeçler. 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta Dolunay haftasındayız. 17 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Ay 15 Aralık'ta İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Sevgili yengeçler, haftaya biraz içe dönük başlayabilirsiniz. Yalnız kalma isteğiniz, kendinizi biraz sorgulama isteğiniz artabilir. Düşüncelere dalabilirsiniz hafta başında özellikle. Sağlıkla ilgili konular da biraz daha fazla gündeminizde olabilir. Ay büyüyecek, 17 Aralık'ta Dolunay fazına gelecek, 11-29'da 25 derece ikizlerde Dolunay oluşacak. Dolunay 12. evinizde olduğu için bazı farkındalıklar kazanabilirsiniz. Özellikle daha önceden çevrenizde yaşanan veya hayatınızda olup bitenler hakkında düşündüğünüz veya karar veremediğiniz konular hakkında bazı içsel hesaplaşmalar yapabileceğiniz ve farkındalıklar kazanabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Sizin için bilmediğiniz konuların, bazı sırların da ortaya çıkabileceğini işaret ediyor bu Dolunay 12. ev olduğu için. Gizli olan konuların açığa çıkıp aydınlanabileceğini işaret ediyor sevgili yengeçler. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili, ruhsal sağlığınız veya fiziksel sağlığınızla ilgili bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Sağlık kontrolleri, tedavi amaçlı bazı uygulamalar gündeme gelebilir. Hastane gibi yerleri daha fazla ziyaret edebilirsiniz bu Dolunay zamanında. Bunun yanı sıra eğer hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bazı kavramlar varsa, bazı alışkanlıklar, bağımlılıklar bu Dolunay'da bunları hayatınızdan çıkarmanız için sizi destekleyici olacaktır sevgili yengeçler. Hafta ortasında 18 Aralık'ta Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Sizin de enerjiniz biraz daha yükselebilir. Daha dışa dönük olabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Uranüs 17 Aralık'ta ileri harekete dönüyor. Bu hafta 22 Temmuz'a kadar ileri harekette olacak. Kariyer evinizde ilerliyor Uranüs. İleri hareketteyken özellikle işiniz, kariyeriniz veya toplum önündeki statünüzle ilgili konularda biraz bazı konularda huzursuzluklar çıkarabilir. Değişim enerjisi zaman zaman sizi zorlayabilir. İleri hareketteyken bunları daha yoğun hissedebilirsiniz sevgili yengeçler. 19 Aralık haftanın güzel bir günü. Ay Jüpiter'le kavuşacak, Satürn'le olumlu açılar içerisinde olacak. Kendinizi ruhsal olarak daha dingin ve huzurlu hissedebilirsiniz. Manevi ve ruhsal çalışmalar için, yakınlarınızla birlikte olmak için, duygusal paylaşımlar için, yardım faaliyetleri için verimli bir gün. İş ve özel girişimler için de bugünü değerlendirebilirsiniz. Şanslı enerjiler destekleyici olacaktır. 20 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. 20 Aralık ve hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda sizin için de maddi konuları, parayla ilgili kavramları öne çıkarıyor. Harcamalar olabilir, alışverişler yapabilirsiniz veya alacaklar, verecekler biraz daha gündemde olabilir hafta sonunda. 21 Aralık yine haftanın önemli bir günü. Güneş burç değiştirecek. Yay burcundan ayrılıp Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş 21 Ocak'a kadar Oğlak Burcu'nda olacak. Sevgili yengeçler, sizin karşıt evinizde olacak. Bu süreç içerisinde enerjinizi özellikle karşınızdaki kişilere, yakın arkadaşlıklara, ikili ilişkilere, evlilikle ilgili konulara veya ortaklıklarla ilgili mevzulara biraz daha yoğunlaştırabilirsiniz. Bu konular hayatınızda daha etkin olabilir. 21 Aralık'ta Venüs retro harekete başlıyor. Bir süredir yine karşıt burcunuzda ilerliyordu. Venüs 21 Aralık'ta retroya başlayacak. 31 Ocak'a kadar sürecek retro hareket. Bu süre içerisinde özellikle ilişkiler konusu daha fazla gündeminizde olacak. Eğer ilişkileriniz, ortaklıklarınız veya evliliğinizle ilgili bazı sorunlar varsa geriye dönük hesaplar yaparak bunları çözme imkanlarına kavuşabilirsiniz. Daha önceden başlayan ve bir şekilde yarım kalmış yine ortaklıklar veya ilişkilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Eski arkadaşlar, eski eşle ilgili konularla daha fazla uğraşabilirsiniz sevgili koçlar. Evli olanların özellikle eşleriyle ilgili bazı konular daha fazla onları meşgul edebilir. Biraz daha bu süreç dikkatli ve özenli olmanız gereken bir süreç olabilir. Özellikle ilişkiler konusunda sevgili koçlar. Evet, haftanın genel gelişmeleri böyle. günlük yorumlarımızı da detaylı olarak takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.